Liderlerinin geldiği G20 liderler zirvesinde o da Antalya'ya, Türkiye'ye gelmişti. Dolayısıyla defalarca görev yaptığı sürede Türkiye'ye gelmişti değerli izleyenler. Onlardan 2013 yılında dikkat çekenlerden bir tanesi de Marmara'yın açılışında yine orada e, Türkiye'ye gelen isimler arasındaydı. 8 Temmuz 2022'de sadece saatler önce... Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. İki kurşun isabet etti vücuduna. Onlardan bir tanesi boynuna, diğeri de göğsüne isabet etmişti. Hemen bölgeye inen helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sonrasında sağlık durumu merak ediliyordu. Japonya'dan ilk gelen bilgiler durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü yönündeydi. İki kurşun isabet ettikten sonra hastaneye kaldırıldı, hayatta tutulmaya çalışıldı ancak o yaşam mücadelesini kaybetti. Japonya'nın eski başbakanı, Japon siyasetinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Shinzo Abe.